Nesli tükenmiş hayvanları tekrar görebilir miyiz? Bu sorunun cevabını bulmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket çalışıyor. Hatta şirket nesli tükenmiş iki türü de 10 yıl içinde geri getirebileceğini iddia ediyor. Peki bu mümkün mü? O soruların yanıtlarını izleyeceğiz. Bu arada görev değişimi zamanı da geldi. Saat başından itibaren Kaan Temeltaş karşınızda olacak. İyi bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Ya doğal nedenlerle ya da insan eliyle nesli tükenmiş veya tükenmekte olan yüzlerce tür var. Peki onları geri getirmek mümkün olabilir mi? İşte esas soru bu. Nesli tükenen hayvanları geri getirebilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri'nde genetik uzmanı olan George Church diyor ki geri getirebiliriz. Hatta bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları da var. 10 yıl içinde iki türü geri getirebileceğini de iddia ediyor. Ve ilki Avustralya kıtasına özgü olan en büyük etçil keseriler arasında saydığımız Tazmanya kaplanı. Nesli 20. yüzyılda yok olmuştu ve bu türü geri getirmek diğer türlere oranla daha kolay gözüküyor. O hayvanın tüm bir DNA'sına ihtiyacınız olacak bu işi yapabilmek için. Tazmanya kaplanından bahsediyoruz. Bunun da kendi dişilerini bulmak çok büyük bir sıkıntı. O canlının DNA'sı yaralanıyor. Yani parçalanmaya başlıyor. Yani bütün bir DNA bulamıyorsunuz. Uzmanların söylediğine bir ek yapalım biz de. Bir canlının DNA'sının yıpranarak yarılanma işlemi yaklaşık 520 yılda gerçekleşiyor. Ve binlerce yıl önce yok olmuş mamutların da günümüze kalan DNA'larının bir hayli yıprandığını söyleyebiliriz. Ve ABD'li genetik uzmanı diyor ki bizim diğer hedefimiz işte şu anda gördüğünüz 3 metre diş uzunluğuna sahip ve 6 ton ağırlığı olan tüylü mamutu geri getirmek. Şimdi mamutlarla en yakın ailesi filler. Yani şu andaki var olan filler. Bunlar arasındaki yakınlık nasıl bilinmiyor. Şu anda bu mamut projesinin içerisinde ayrılabilecek fil sayısı nedir? Parçalanmış DNA'ları bulacaklar. O parçalanmış DNA'ları bir araya getirip bir zincir haline dönüştürmeniz, tekrar bütün bir DNA oluşturmanız lazım. Yani bir Lego takımı düşünün. Bir robot yapmışsınız Lego'dan. Tüm Lego parçalarını bir şekilde bulup onları birleştiririz. Ama Lego parçaları eksikse ne yapacaksınız? Robotu yapamazsınız. Dolayısıyla ne olacak? Onu başka canlıların DNA'larını kullanarak araları eklemeye çalışacaksınız. Mamutlar çok eskiden gelen bir şey olduğu için fillere olan bir evrimleşme sürecinde benzeşme oranlarını tahmin edemiyoruz. Yani bunu tabii bu işler çok özelleşmiş işler olduğu için bu çok zorlayacaktır bilim insanlarını ve bizi de zorluyor zaten. Dünya üzerinde nesli tükenmiş yüzlerce türden bahsediyoruz ve böyle büyük bir projeyi konuşurken bizlerin de aklına gelen bazı hayvanlar oldu. Acaba bu türlerde geri getirilebilir mi diye. Dinozorlar tabii ki nesli tükenmiş deyince ilk aklımıza gelenlerden ve ikinci türse mağara aslanları. İnsanların bu türü postları için avladığı ve neslinin tükenmesine neden olduğu düşünülüyor. Buz devrinin sonlarında iklim şartları çok soğuk ve şiddetli hale gelir. Yemek bulmak neredeyse imkansızdır ve özellikle otçul olan İrlanda geyiği için işte devasa boynuzlara sahip olan türün sonuysa bu şekilde geldi. Artık yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz. Nesli tükenen tür sayısı da artıyor. Bu türlere verebileceğimiz örneklerden ikisi ise şu anda gördüğünüz gibi dodo ve moa. Köpek balıklarının atası olarak bilinen megalodon da o nesli tükenmiş türlerden biri. Devasa boyutları 22 metreye kadar ulaşan 40 tona varan ağırlığıyla 3,5 milyon yıl öncesine kadar dünyada var olduğu tahmin ediliyor. Megalodonların iklimsel değişiklikler ve gıda azlığı nedeniyle neslinin tükendiği düşünülüyor. Peki gerçekten yapılan çalışmalar bir sonuç verebilir mi? Yani örnek gösterilen türler tekrar yer küreye dönebilir mi? Bütün bu türleri tekrar karşımızda canlı bir şekilde görebilir miyiz? Şimdi o türlerin tabii ki belirli fosilleri var. O fosillerin içinde de bildiğimiz kadarıyla tabii ki DNA parçaları var. Bu yakın olan hayvanların da kök hücrelerini kullanarak fertilize olabilecek hücreler oluşturmak, sentetik suni bir rahme
taşıdıktan sonra bu hayvanları tekrar dünyaya getirebilir miyiz? Yani teorik anlamda mümkün. Bazı tabii tekniksel olarak eksiklikleri var ama şu andaki teknolojide bazı eksiklikleri var ama tabii bu mümkün bir teknoloji. Çok düşük ihtimalle olabilecek bir şey ama şu andaki teknolojimizi düşünürsek, şu andaki teknolojik altyapımızla ve bilgilerimizle olması ihtimali çok düşük. Mesela deri hücresinden aldığınız bir hücreyi tekrar embriyonik haldeki durumuna çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu teknik zaten kendi başına induced pluripotent stem cell, yani uyarılmış kök hücre denen bir teknoloji. Bu kendi başına bile hücrenin geleceğini tayin etme açısından zor bir yöntem. Peki ya dinozorlar? Hayatımızda tekrar o devasa varlıkları görebilecek miyiz? Ya elbette olabilir. Şöyle ki dediğim gibi yani genom teknolojileri şu an hızla ilerliyor. Tazmanya kaplanının hücresi bulundu. Mamutların hücreleri bulundu. Dinozorların da hücreleri bulunuyor. Fakat bu ihtimali zorlaştıran bazı faktörler de var. Gelişebileceği bu hücrelerin embriyo dediğimiz yani bir canlıyı oluşturabilecek en küçük taslak yapısını oluşturabilecek bir yapı yok şu anda. Yani bunu düşünmemiz problem. Dinozorları aynı şekilde dünyaya getiremeyiz şu noktada. Çünkü DNA'larına, bütün DNA'larına, bütün genomlarına ulaşma ihtimalimiz yok. Bu yavrular dış ortamda üretiliyor. Yani doğal olarak da bir anne ihtiyacı yok. Yumurta hücrelerini dış ortamda geliştiriyorlar ama bunların beslenebileceği, bunların birebir olarak yaşama döndürülecek bir durum şu anda söz konusu değil. Zincirin bütününü yapabilmek için o zincirin eksik kalan bölgelerini bizim tamamlamamız gerekecek. Yakın akrabalarının DNA'larını kullanmamız gerekecek. O DNA'lar o noktaları tamamlayabilecek mi? Soru işareti. Tamamlarsa nasıl canlılar ortaya çıkar? Soru işareti. Peki eğer yerküre binlerce hatta milyonlarca yıl önce ev sahipliği yaptığı hayvanlara tekrar kapılarını açarsa o canlılar yeni iklim koşullarına adapte olabilecek mi? Zaten adapte olabilseydi, bu koşullar altında yaşayabilseydi zaten yok olmayacaktı. Şu anda adaptasyonları çok farklı. Çünkü onların yaşadığı mikrobiyatadaki bakteri yükleri, mantar yükleriyle şu andaki mikrobiyatadaki o bakteri, mantar yükleri çok farklı. Ya bilmiyorum, biraz bilimsel çılgınlık pek de gerek yok gibi görünüyor.